TÜİK'in en son verilerine göre 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %25.3. İstihdam oranı yine aynı yaş grubunda %29.2. İş gücüne katılma oranı yalnızca %39.1. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı ise %28.3. Genç İşsizler Platformu'nun verilerine göre iş bulma ümidini yitiren, son 4 haftada iş başvurusu yapmasa da önceki başvurularından cevap bekleyen ya da yalnızca mevsimlik çalışanların eklenmesiyle 15-24 yaş grubundaki geniş tanımlı işsizlik %40.5'i bulmuş durumda. 15-34 yaş arasında TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik rakamlarına göre genç işsiz sayısı 2.429.000 iken aynı yaş grubunda geniş tanımlı genç işsiz sayısı 4.607.000'e kadar çıkmaktadır. SODEV'in gençlik araştırmasında imkanım olsa yurt dışında çalışmak isterim, yaşamak isterim diyen gençlerin oranı %62.5. Aynı araştırmaya göre gençlerin %79.3'ü bir genç yetenekli de olsa torpili olan onun önüne geçer diyor. İstanbul özelinde bu rakamlar yine çok vahim. İstanbul İstatistik Ofisi'nin ne eğitimde ne istihdamda olan gençler konulu son araştırmasına göre ne eğitimde ne istihdamda olan 18-24 yaş grubundaki gençlerin %75.5'i yurt dışında çalışmak istiyor. Gençlerin %86.3'ü bir tanıdığı olmadan Türkiye'de iş bulmanın çok zor olduğunu söylüyor. İstanbul İstatistik Ofisi'nin son verilerle İstanbul Ekonomisi Araştırması'na göre pandemi döneminde İstanbul'da 20-24 yaş grubunun işsizlik oranı %30.8'e yükseldi. Aynı rakamlar aynı yaş grubu için 2018'de %21.8'di. Yani 2018'de %21.8 olan bu oran bugün yine 20-24 yaş grubunda %30.8'e yükselmiş durumda. Değerli arkadaşlar, Kasım ayından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Gençlik Politikaları Platformu olarak sayısı 800'ü aşan gençle bir araya geldik, birebir görüşmeler yaptık. Gençlerle gerçekleştirdiğimiz ve gençlerin sorunlarını çözüm önerileriyle birlikte her hafta raporlayarak tartıştığımız Hep Birlikte isimli projemizle beraber birçok sorunu detaylarıyla inceleme fırsatı bulduk. Bu çalışmalarımızın sonucunda çok açıkça görüyoruz ki gençlerin bir numaralı sorunu işsizlik ve güvencesizlik. Biraz önce verdiğim rakamlar yalnızca birer rakam değil. Tek adam hükümeti rakamlarla oynayarak, gençlerin geleceğini çalarak bu tabloyu rakamlardan ibaret görüyor olabilir. Biz öyle görmüyoruz. Bir arkadaşımız şunları söylüyor. 25 yaşındayım, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Pandemiden sonra ev arkadaşım işsiz kaldı, ben kirayı ödeyemedim, o yüzden işten ayrıldım, evimi kapatıp memleketime dönmek zorunda kaldım. Hala işsizim, bana yıllarca harçlık veren babaanneme bir teşekkür yemeği bile ısmarlayamadım. Daha da kötüsü ondan hala harçlık almaya devam ediyorum diyor arkadaşımız. Diyor ki utanıyorum ama biliyorum ki utanması gereken de ben değilim. Başka bir arkadaşımız diyor ki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Annem ev hanımı, babam pazar esnafı. Geçinemiyoruz. Geleceğimi planlamak yerine okulum da zaten pandemiden dolayı kapalı. Pazarda çalışıyorum. Buna rağmen hala geçim sıkıntısı yaşıyoruz diyor. Bir genç arkadaşımız daha şunu söylüyor. Ben maddi zorluklar içinde büyüdüm. Ailem benim okumam için büyük fedakarlıklar yaptı. KYK'dan kredi aldım. Mühendis olmama rağmen asgari ücretle bile iş bulamıyorum. Artık mesleğimi yapabileceğime inanmıyorum. KYK borçlarım faiziyle birikti. Ödemem mümkün değil. Hayata borçlu başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yine ev ziyaretlerimiz sırasında karşılaştığımız bir genç anne diyor ki, 3 çocuğum var. Pandemi nedeniyle okullar kapalı. Çocuklarım arasında tercih yapmak zorunda kaldım. Küçük olan senenin başından beri
hiçbir ders almıyor. Çünkü evde yeterli bilgisayar ve tablet yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir tekstil fabrikasında çalışan 2001 doğumlu genç bir kız kardeşimiz. Diyor ki, geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Okumak da para etmiyor. O yüzden okumuyorum. Okumak yerine çalışıyorum burada. Sordum o genç arkadaşımıza. Geleceğe dair planın var mı? Bir hayalin var mı diye sordum. Dedi ki, ne hayal edeyim abla? Hiçbir hayalim yok. Bu iş yeri kapanmasın. Bizi de işten çıkarmasınlar, bana yeter. Peki, durum böyleyken ultra lüks hayatıyla gündeme gelen AKP'li büro personeli olduğunu söyledikleri pudra şekerci genç ne söylüyor? AK Parti genel merkezde bir işim olursa, siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesiyle orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Peki, gençliğimizi çaldıkları ve asla geri getiremeyeceğimiz bu yıllarda 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne söylüyor? Daha yeni. Diyor ki, kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur. Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulurmuş. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç mi utanmanız yok diye sormak istiyorum. Hiç mi utanmanız yok? Kalifikasyondan bahsedip en nitelikli üniversitelerin içini boşaltıp hocalarını da ihraç edenler, her ile üniversite açacağız diyerek üniversite mezunu borçlu işsizler ordusunu yaratanlar, bir anneyi eğitim almak isteyen çocukları arasında tercih yapmak zorunda bırakanlar, gençler asgari ücretli bile herhangi bir işe razıyken, gençler iş beğenmiyor yalanını tekrar edenler, hukuk devletini bitirip, ifade özgürlüğünü kısıtlayıp, ses çıkaran gençleri ev hapsine mahkum edenler, bir gün okulları açıyoruz, yüz yüze sınav yapıyoruz, diğer bir gün bizim kongrelerimiz bitti, hadi şimdi herkes evine diyenler, gençliğimizin en güzel yıllarını bizden alıp götürenler, hiç mi utanmanız yok? Gençler sizden hiç hesap sormayacak mı zannediyorsunuz? Hiç hesap sormayacağız mı zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Böyle geldi, böyle gider dedirtenler, çok ama çok yanılıyorsunuz. Sorunlarımız var, sorunlarımız büyük. Ama çözümlerimiz de var. Çözüm, sizlerin hiç aklınızdan dahi geçirmediğiniz, hatta ve hatta yüzleşmekten korktuğunuz o gençlerde. Gençlerle birlikte siyaset üretmekte. Çözüm yani biz gençlerde. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerle birlikte ve gençler için mücadele edeceğiz. Gençlerle birlikte üreteceğiz. Gençlerin istihdam ve güvencesizlik sorununu adım adım çözeceğiz. Güçlü bir sosyal devletle temel ihtiyaçlarından mahrum kalan hiçbir genç kalmayacak Türkiye'de. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili teknoloji liseleri açacağız. Yatırım yapacağız. İş alanlarını vizyonlu ve çağa uygun bir şekilde arttıracağız. Üreten bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Gençlerin hukuk ve özgürlük taleplerinin önünde hiçbir güç durmayacak. Hukuku ve ifade özgürlüğünü, hukuk güvenliğini egemen kılacağız. Gençler sosyal medya paylaşımı yapmaktan korkmayacak, yatırımcı Türkiye'den kaçmayacak. İnternet özgürlüğünü ve hak ettiğimiz uygun fiyatlı interneti getireceğiz. KYK borçlarının faizlerini iktidarımızın ilk haftasında sileceğiz. Borçları yapılandıracağız. İşsiz gencin sırtına borç yükünü bindirmeyeceğiz. Eğitim ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan bütün atamaları yapacağız. Hiç utanmadan kural haline getirdiğiniz, normalleştirmeye çalıştığınız torpil düzenini bitireceğiz, liyakati getireceğiz. Hak eden hak ettiği yerde olacak. Bizler biliyoruz ki bir yanda gençleri görmeyen, halktan kopmuş, yoksulluk nedir bilmeyen ve lüks saraylarda şatafat içinde yaşayanlar varsa, diğer yanda bu ülkede hayal kurmak ve bu ülkede hayallerini gerçekleştirmek isteyen, bu konuda kararlı olan milyonlar var. Biliyoruz ki o birkaç kişi ve o saraydaki tek adam değil, biz güçlüyüz. Biz gençler güçlüyüz. Bambaşka bir Türkiye'yi işte bu gençlerle birlikte inşa edeceğiz. Gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'yi
hep birlikte inşa edeceğiz.